Selamlar, sevgiler. Anadolu Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev yapımı şöyle mis gibi lahmacunlar hazırlayacağız. Tarifimiz için öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, yarım su bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz. Dilerseniz yarım paket yaş maya ile de hazırlayabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Ve üzerine de 1 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Böyle güzelce hamurumuzu yoğuralım. Orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayacağız. Ne fazla sert olacak ne de çok fazla yumuşak bir hamur olacak. Onun için ben toplamda 5 su bardağı su kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüm klasik 200 milim. Evet, kıvamı hamurumuzun bu şekilde olduktan sonra dinlenmeyi bırakabiliriz. Daha sonra iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. 3 tane kuru soğanı robottan incecik geçirelim. Ben 3 adet kullandım çünkü benim soğanlarım biraz küçüktü. Eğer sizin kullanacağınız soğanlar büyük boysa 2 adet kullanabilirsiniz. Evet, robotumuzdan böyle güzelce geçirdikten sonra incecik yoğurma kabımızın, yani herhangi bir karıştırma kabımızın içerisine alalım. Bir tane de büyük boy sarımsak kullandım. Kalan soğanla beraber onu da geçiriyorum robottan. Bu işlemi eğer ki evinizde robotunuz yoksa rendeyle de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. 3 tane de kapya biber kullandım. Onu da robottan geçireceğim. Kapya biber kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Hem lahmacunumuza renk katıyor hem de inanılmaz lezzet katıyor. Evet, eğer ki robotunuz yoksa bu işlemi incecik tahtada da doğrayabilirsiniz. Böyle 5-6 adet de yeşil biber kullandım. 2 tane de böyle acı biber kullandım. Tamamen tercihinize kalmış bir şey. Eğer acı sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Bütün malzemeleri robottan geçirdikten sonra karıştırma kabımızın içerisine alalım. Toplamda ben 700 gram kadar kıyma kullandım. Kullanmış olduğum kıyma tek çekim orta yağlıydı. Bir demet de ince ince doğranmış maydanoz, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da domates sosu kullandım. Ben yazdan hazırlamıştım. Dilerseniz 3-4 tane domatesi de rendeleyip kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası kullandım. Böyle bir su bardağı kadar da suyumuzu ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Baharatlı olarak da tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber kullandım. Bütün malzeme listesini videomun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Evet, iç harcımızı hazırlayana kadar hamurumuz da mayalandı. Bezeleri ayırabiliriz. Boyutunu böyle mandalina büyüklüğünde hazırladım. Bu tamamen yine sizin tercihinize kalmış bir şey. Pişireceğiniz tava boyutuna göre bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tam 14 adet beze hazırladım. Gerçekten iç harcım ve tavamın boyutuna tam uygundu. Eğer sizler de bu boyutta tava kullanacaksanız bezelerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Böyle güzelce unladıktan sonra bezelerimizi bir tepsiye koyup üzerini kapatalım. Evet, artık iç açma işlemine geçebiliriz. Bir oklava yardımıyla güzelce bezemizi unladıktan sonra açabildiğimiz kadar açalım. Yani ince olmasına dikkat edelim lütfen ve tavamızın boyutuna göre açmaya çalışalım. Birazdan size inceliğini ve boyutunu göstereceğim. Evet, inceliği bu şekilde olması gerekiyor ekmeğimizin. Evet, yağlı kağıdı böyle ekmeğimizin boyutunda yuvarlak bir şekilde kestim. Üzerine ekmeğimi yerleştirdim ve artık iç harcımdan koyuyorum. Ben ilk başta 3 yemek kaşığı kadar koydum. Biraz fazla geldi iç harcı.
Diğer yapmış olduğum lahmacunlara 2 yemek kaşığı koydum. 2 yemek kaşığı gerçekten tam ideal oldu. İlk yaptığım birazcık kalın oldu. Yani iç harcı birazcık kalın oldu. Ekmeği zaten çok incecik ve çıtır çıtırdı. Evet, her yerine güzelce yaydıktan sonra önceden ısıttığım tavamın içerisine yerleştiriyorum. Orta ateşte güzelce pişiriyorum. Böyle hafif alt kısmı piştikten sonra yağlı kağıdımı çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle nar gibi kızardı. Üst kısmı pişiyor mu diye sakın tereddütte kalmayın. Kesinlikle çok güzel pişiyor. Çünkü böyle çok yüksek ateşte değil, orta ateşte yavaş yavaş içini çeke çeke pişiriyoruz. Zaten ekmeğimiz çok ince, o yüzden kesinlikle çiğ kalmıyor. Evet, sizler için hızlandırılmış bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Bu şekilde ev ortamında inanılmaz lezzetli, ince, çıtır çıtır ve bereketli yani bir şekilde lahmacun hazırlamak inanın hiç bu kadar kolay ve lezzetli olmamıştı. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz bu şekilde hazırladıktan sonra fırında da pişirebilirsiniz. Ama ben ocak üzerinde daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Daha çıtır oluyor. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve incecik. Eğer ki bu tarifimi sizler de denerseniz yorum kısmında olumlu, olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet, mis gibi lahmacunlarım servis için hazır. Yanında dilediğiniz yeşillik, turşu, salatayla servis edebilirsiniz. Evet, dumanı üstünde ev ortamında hazırlayabileceğiniz en güzel lahmacun tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.